arkadaşlar, bugünkü konumuz the usage of is this vedet. Yani is this vedet'in kullanımı. Is tekil fiildir. This bu demektir. That ise şu demektir. Özelliklerine gelince this vedet bu ve şu anlamları taşırken her ikisi de tekil nesnelerle kullanılır. Yalnız arada bir fark var. This yakın tekil nesne veya kişilerle, that ise uzak tekil nesne veya kişilerle kullanılır. Şimdi burada birkaç örneğimiz var. Bu örnekler daha çok kişileri tanıtmaya yönelik örnekler. Yani kendimizi tanıtırken kullanabileceğimiz şeyler. İlk örneğe bakalım. That is Ali. Şu Ali'dir dedik. İstersek bunu kısaltabiliyoruz. That is'i that's yapabiliyoruz. Yani that's Ali dediğimizde de anlam olarak bir şey değişmeden aynı cümleyi kurmuş oluyoruz. Bir sonraki örnek. His name is Ali. Onun adı Ali'dir demiş oluyoruz. His erkekler için onun demektir. Aynı zamanda onun adı Ali'dir'i kısaltsaydım his name is Ali derdim. Yani şurada is'i kısaltmış olurdum. Bir başka örnek. He is Ali. O Ali'dir. O zaman burada ne yaptım? He bir zamirdir. Erkekler için kullanılır ve o anlamına gelir. İstersen yine his Ali şeklinde kısaltabiliyorum. Erkeklerde o zaman his kullanabilirim veya he kullanabilirim ama kalıplarım belli. His name is demem lazım ya da he is demem lazım. Daha sonra bir bayan örneğine bakalım. This is Derya. Bu Derya'dır demiş oluyor cümle. This is Derya'ya baktığımda şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. This is'in kısaltılmışını göremiyorum. Niye? Çünkü this is'i kısalttığımda peş peşe iki tane S harfi yazmak zorunda kaldığım için bunları okuyamayacağım için de kısaltma şansım yok. O yüzden her zaman this is olarak kullanılıyor. Bunun dışında aynı yine he gibi kızlar için de bir zamir var. O da she'dir. Yani kızlar için o demek istesek she kullanırız. She is Derya dediğimde ise o Derya'dır demiş olurum. Ama ben she is demek istemedim. She's Derya dedim. Yine kısaltılmış bir şekilde o Derya'dır demiş oldum. Şimdi Derya'nın adını söylemek istesem ne kullanacağım? Her name is Derya. Onun adı Derya'dır demiş oldum. O zaman ne diyebilirim? Erkeklerde onun adı diyebilmek için his kullanırken kızlarda onun adı diyebilmek için her kullanıyorum. İstersen de her name's Derya şeklinde her name'i aynı his name's de olduğu gibi kısaltabiliyorum. Burada hep bir kişiden bahsettik. Kişiler grubundan bahsettik. This ve that'i kullanarak. Şimdi de cansız varlık ve hayvanlar grubundan birkaç kelimeye bakalım. This is a cat. Bu bir kedidir cümlesine baktığımda ben burada bir hayvan kullanmış oluyorum. Yani o zaman this ve that'i ben hayvanlarda da kullanabilirim. Yine kısaltamadan olduğu gibi kullanıyorum. Ama this kullanmak istemez de bir zamir kullanmak istersen ne kullanacağım? Şimdi dedik ki he erkekler için o, she kızlar için o. Cansız varlık ve hayvanlar için de bir o var. O da it. O zaman it is a cat diyebilirim. O bir kedidir. İstersen bu cümleyi yine diğerlerinde yaptığım gibi kısaltırım. It's a cat diyebilirim. Bir şey değişmiyor. Yine anlam kısaltılsa da uzun da olsa aynı anlam. Başka bir örnek. That is a dog. O bir köpektir. Daha doğrusu şu bir köpektir demiş olur. O zaman ne yaptım? That'ten sonra yine dog kelimesini kullanarak öznemi cansız varlık grubuna yani hayvan grubuna soktum. Daha sonrasında that is'i istersen yine yukarıdaki gibi that's a dog şeklinde kısaltabilirim. Anlam olarak baktığımda şu bir köpektir demiş oluyorum. İstersen bu veya şu kullanmadan zamirle cümle yapsam yine it diyeceğim. It is a dog ya da it's a dog örneğinde olduğu gibi o bir köpektir demiş oluyorum. Burada başka bir kurala değinmek istiyorum. A dog is an animal cümlesine baktığımda bir köpek bir hayvandır demiş oluyorum. Peki buradaki farklılık nedir? A dog dediğimde e kullandım. An animal dediğimde an kullandım. Neden böyle bir şey yaptım? İngilizce'de cins isimlerin önüne e ya da an koymak zorundayız. Her zaman sayılabilen tekil cins isimlerin önünde bir kelimesinin olması gerek. Yani e ve an aslında bir demek. O zaman neden burada e, neden burada an? Eğer kelimem sessiz harfle başlıyorsa e kullanıyorum.
sesli harfle başlıyorsa am kullanıyorum. Başka bir seçeneğim yok. O yüzden a dog is an animal cümlesini oluştururken bu şekilde bir değişiklik yaptım. Yani bir köpek bir hayvandır dedim. Şu ana kadar hep bir şeyleri tanıttık. Kişileri tanıttık, nesneleri tanıttık, hayvanları tanıttık. Şimdi de kişilerin nasıl olduğunu sormak istesek nasıl bir cümle kurarız ona bakalım. How is she cümlem? O nasıldır diye soruyorum. O zaman nasıl sorusunu oluşturmam için kullanmam gereken kelime how. Cevap olarak da she's fine uzun haliyle diyebilirim ama she's fine demek konuşma dilinde çok daha sık kullanılan bir şey. O iyidir demiş olur. Very well çok iyidir. She is in o hastadır dedim. Yani şurada baktığımız zaman tüm cümlelerimizde is'i kullanabiliyoruz. Is'i olduğu gibi kullanıyoruz. Herhangi bir şey eklemiyoruz. Çünkü is'le biz olumlu cümleler kuruyoruz. Yani şu an sadece olumlu cümle kurmayı öğrendik ve kişileri tanıtmayı öğrendik. Aynı zamanda kişilerin nasıl olduğunu sormayı öğrendik.